Merhaba, ben Tuğçe Odvar ve bugün sizlerle gelenekselleşme yolunda çok hızlı adımlarla ilerleyen çizim ve sohbet videomuzun üçüncüsünü çekiyor olacağız. Bir ve ikisini izlemediyseniz sizi onlara alalım ilk olarak. Sohbetimize kaldığımız yerden devam ederken bir yandan da bu yaşadığım yerde bulunan bir Filipin köyü var suyun üstüne kurulmuş. Onun böyle skeçlerini atıyor olacağım. Hazırsanız başlayalım. Nerede kalmıştık? En son mini kampımız lise sona geçmişti. Artık mini kampçılıktan çıkıp ergen hamsiliğe, nezgitliğe, hatta böyle palamutluğa doğru hızlı adımlarla ilerliyordu. Lise sonu şu cümleyle başlamak bence çok yerinde olur. Let the Hunger Games begin. Yani bırakın açlık oyunları başlasın. Filmi izlediyseniz beni şu an daha iyi anlıyorsunuzdur muhtemelen. Şöyle bir şey vardı ki 3 yıldır aynı sınıfta olup böyle arkadaşım kardeşim modunda geçindiğiniz herkes bir anda piranaya dönüşmüş. Bir anda sizin en büyük rakibiniz haline gelmişti. Yani hayatta kalmak için sanki öldürmelisiniz moduna girmiştik ya da sokulmuştuk. Tabii emin değilim ama ilginç bir psikolojik dönemdi gerçekten. Sanasınız ki ülkede üniversite kalmamış, kontenjanlar kimseye yetmeyecek, sadece bir kişi alınacakmış gibi herkes böyle birbirine rakip gözüyle bakmaya başlamıştı. Ay çok kötüydü ya. Bunun yanı sıra bir de herkes yavaş yavaş böyle Walking Dead'e bağlamıştı. Ergenliğinizleri o kadar çok belli oluyordu, o kadar çok sivilce çıkan arkadaşımız vardı ki herkes teker teker böyle zombiye dönüşüyordu. Böyle sesi değişiyor, tipi değişiyor, yürüyüşü, hali, tavrı değişiyor. Yani bildiğin Walking Dead, bildiğimiz o dünya, o minnoş dünya artık orada değildi. Her şey daha ciddi, karanlık ve korkunç bir hal almaya başlamıştı. Bunun yanı sıra hocalar, bad cop, good cop olayı vardır ya, böyle iyi polis, kötü polis. Onu çok yanlış anlamışlardı, hepsi kötü polisi oynuyordu. Niye böyle bir şey yapıyorlardı bilmiyorum da bir yanlış anlaşma kesinlikle vardı. Sürekli sizden hiçbir şey olmaz, ben sizin yerinizde olsam çizim bırakıp işte hazır geç kalmamışken üniversite sınavına hazırlandım. En iyi ihtimalle Kütahya'yı kazanırsınız. Kütahya da işte o zaman hani daha yeni kuruluyor işte Dumlupalar Üniversitesi. Şey böyle hani girebilecek en kötü güzel sanatlar fakültelerinden biri olarak, hani bir de Eskişehir'e yakın olduğundan dolayı sanırım ezilen kısımdı, yanlış anlamayın şimdi. Hocaların işte sürekli dilinde bu. Ancak Kütahya'ya girersiniz bu yetenekle falan. Bunu da sınıftaki en iyi çizere falan söylüyorlar. Diğerleri ağlıyor köşede. İşte biz gidip böyle ailelerin gazını alıyoruz yavaşça. Hani bak şeyleri pek de yükseltmeyelim. Yok ya, Mimar Sinan o kadar da iyi bir üniversitedir. Anladın mı ya? Eskişehir'de pahalı bir şehir falan diye. Gidip onları böyle Kütahya'ya hazırlıyoruz. Girip orada kiralara falan bakıyor Kütahya'da. Bunu cidden ciddiye almıştık yani bir süre. Girebileceğim en iyi üniversitede Kütahya olabilir. Çok da zorlamayalım. Bizden bir şey olmaz diye. Neyse, bu hocaların bu tavrını sonra yavaş yavaş fark ettik ki gerçekten gazlamak için yapıyorlar ama hiç işe yaramıyor. İnsanların moralleri yerlerde böyle. Zaten ÖSS sınavı geliyor, yarısı ona böyle kasmış, eğitim fakültesine gitmek istiyorlar, yüksek puan alacağız diye böyle kafayı yiyorlar ÖSS sınavıyla. ÖSS ile de bitmiyor, ardından yetenek sınavları var. Her üniversitenin yetenek sınavı ayrı, böyle sürekli bir sınav süreciyle geçecek bir yaz bizi bekliyor. Sonra sınıf böyle sanki Survivor adasıymış gibi böyle teker teker azalmaya başladık. Her hafta birisi eğleniyor sanki. Heyeti çakan gidiyor, heyeti çakan gidiyor. Zaten ikinci dönem neredeyse kimse kalmadı. Hocalarım da zaten onun da dileri, gelmeyin artık okula falan diyorlar. Cidden okuldan da artık alacağımız, yanlış anlamayın bunu ama hiçbir şey kalmamıştı. Negativity dışında eğer gidip morali bozulsun istiyorsan git de Mehmet. Ama sonra tabii ki de ikinci dönem gelince ben de annemi darlaya darlaya bir heyet ben de çaktırdım. Bozmadım geleneği. Ade ve tüm yarışmacılara hoşça kalın deyip ergenliğe doğru çok büyük bir adım attım. Nisan geldi, 18 yaşıma girdim. Hemen en yakın arkadaşımıza kendimizi ne yapmış olabiliriz? İstanbul'a attık. Ya dedik ergenliğin iyice dibine vuralım. Bunun İstanbul'da bir teyzesi vardı. Onun yanına gittik böyle. Anneme de işte şey diyorum. Ya çok stres var. Üniversite stresi işte. Kafam dağılsın. Orada işte beraber çalışacağız arkadaşımla. İşte teyzesi güzel sanatlar çıkmıştı. İşte yardım edecek bize falan diye. Böyle ortamı hazırladık. Esas amaç birazcık daha hani İstanbul'a gidip beraber sapıtmaktı bence. Çok da çalışma amacıyla. Yani amaç olsa bile çok da çalıştığımızı söyleyemem en azından. Herkes gibi ben de Haydarpaşa'nın merdivenleri. Evet, o zamanlar Haydarpaşa vardı arkadaşlar. Merdivenlerden koşup İstanbul'a küfredip kafa attıktan sonra ben de artık bir reşittim. Kendi ayaklarım üstünde durabilirdim. Yani en azından Türk filmlerine aldığım mesaj az çok buydu. Gene çok yanlış anlamış olabilirim tabii ki de bir şeyleri. Neyse, biz iki ay İstanbul'a takıldık, bokunu çıkardık, ailem yaptık, ergenliğin dibine vurduk falan. Sonra tabii ÖSS yaklaşıyor, Haziran'da mı neydi herhalde. Artık bir dönülmesi gerekiyor Eskişehir'e, yurdumuza. Artık bir sınava girilmesi gerekiyor. Birazcık da tutuştuk, yalan yok şimdi. Geri döndük, ÖSS'ye girdik. Zaten ÖSS çok da lülü. Hani benim zaten alacağım puan belli, baraj çok düşük bir de Güzel Sanatlar Fakültesi için. Onu geçmem yeterli olacaktı ki onun dışında deneme sınavlarında falan zaten hali fazlasıyla puan alıyordum. Hiç böyle kasmama da gerek kalmadı. Ne yapmak istediğimi biliyordum, ne kadar puan ihtiyacım olduğunu biliyordum ve yapabilitemi de biliyordum. Yani çok rahat bir şekilde ÖSS'yi atlattım. Neyse, ÖSS'yi aradan çıkarttıktan sonra
Baktık Eskişehir'deki bütün böyle güzel hani liseden arkadaşlarımız kursa falan gidiyor, harıl harıl çizim yapıyor falan. Biz de zannediyoruz ki Güzel Sanatlar Lisesi'ni okuduk, çizim zaten yeter, olduğu kadar falan olacağı bu kadardır. Ama biz bunları görünce bir tutuştuk, dedik tamam atölyeye gidiyorlar, biz de atölyeye gidelim. Bir atölye yazıldık, zaten atölye ortamı süperdi. Böyle hoca dediğimiz kişi üniversitede işte öğrenci olan, resim bölümünde öğrenci olan bir çocuktu. Onun işte öğrenci evi tutmuş, orada böyle bir tane model ayarlamıştı. Biz böyle toplanıyorduk 20 kişi falan, modeli çiziyorduk. Yani kurs gibi öğretmen başta değil, daha çok böyle hazır model olan, herkesin böyle sınava hazırlandığı güzel bir ortamdı ve çok gerçekten çok hoş bir ortamdı. Herkes böyle daha çok kendi halinde falan takılıyordu. Orada işte kalıyorduk arada bir falan, akşamları işte takılıyorduk, alem yapıyorduk, gündüzleri işte çiziyorduk. Güzel böyle bir iki ay geçirdik. Sonra geldi Güzel Sanatlar'da gerek sınavları. Bilmiyorum böyle bir aşamadan geçtiniz mi ya da geçecek misiniz? Ama gerçekten sizin ÖSS'niz herhalde benim için bu çizim sınavlarının olduğu zamanda aşırı stresliydi. Biz de bu stresi atmak için dedik ilk nerede sınavı var? Yeditepe Üniversitesi'nin sınavı vardı. Zaten orası da böyle bir seçenekti nedense, bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok neden ama hani burslu kazanırsak okunur falan diye düşündüğümüz Yeditepe'nin sınavına girdik. Galiba sınav ücretleri ucuzdu ya da beleşti, emin değilim. O zamanki çünkü önceliğimiz tabii de para olduğu için bunu da seçmiş olabiliriz, tam hatırlamıyorum şimdi. Yeditepe'nin sınavına girdik. Sınav ortamını görelim, stresimizi de yavaş yavaş atalım diye. Abi bu kadar komik bir sınav yoktur ya. Elimize şiir verdiler. Hoca kapıyı kapattı, çıktı. Biz böyle birbirimize bakıyoruz. Al başkasının kendine de çiz yani, kimsenin umurunda değil. Şiirde işte atlılar yere düşmüş, vurulmuş, adam sakat, Söğüt ağacının altı falan böyle. Arşın bana bak, Söğüt ağacı neye benziyor falan diye. Saçma sapan bir ortam, biz böyle güle oynaya falan çizdik, zaten umurumuzda değil. Ya resmen peyzaj çizmişiz gibi bir şey oldu. Hoş, ben çok sevdiğim için peyzaj çizmeyi o yalba yaptığım zamanlarda. Eğlenmiştim ben. Kazandım orayı. Galiba %50 bursla mı ne kazanmıştım da, kesinlikle zaten hiç gitmeyi düşünmediğim bir üniversiteydi. Yalnız onu aşağılamak için söylemiyorum da burslu bir üniversitede okumayı düşünmüyordum açıkçası. Benim hayalim oğlum olası Mimar Sinan Üniversitesi grafik bölümüydü ki şimdi sıra ondan. Şimdiki sistemi bilmiyorum ama o zaman böyle ilk giriyorsun, desen çiziyorsun. Bundan böyle bir 100 üzerinden bir puan alıyorsun. Daha sonradan bölümlerin işte birkaç bölümü böyle gruplamışlar. Onların böyle ayrı ayrı imgesel yani hayalden çizme sınavları var. Benim de isim zaten grafikti. Grafik yanında moda tasarım ve endüstriyel tasarım, hepsinin sınavı ortaktı. Yani imgesel sınavı. Ben direkt buna kaydoldum. Arkadaşımla girdik. Abi çok iyiydi. Herhalde o sene gelen 4000 kişi mi 5000 kişi mi ne vardı? Böyle kocaman bir kütüphanesi var. Üniversite zaten şahane bir üniversite. Oraya böyle bizi taldılar. Stresten öleceğiz böyle, her yerde gözetmen falan. Yeditepe'nin rahatlığından sonra biz kalp krizi geçiyoruz. Allah'ım çok stresli falan diye. Girdik sınava. Konuyu bir verdiler. Abi çok iyi. Resmen konuyu yaşadık. Konu yanılsama. Evet, konu yanılsama. Hepimiz bir yanılsama yaşıyoruz o anda böyle. Falan diye. Salak oldum. Sonra baktım herkes salak olmuş. Bir rahatlama geldi. En son arkadaşım döndü ki anlamadım ben dedim. Ben de anlamadım Tuğçe dedi. Sonra herkes böyle tek tek 10 dakika sonra herkes bir gerildi. Kimse çizemiyor. Herkes konuşmaya başladı. Hocalar böyle konuşmayın falan diyor ama onlar da böyle fark etti. Bir şeyler, bir gariplik var. Kimse konuyu anlayamadı. Bir 40 dakika sonra falan bir tane işte hoca geldi, açıklama yaptı. Evet, konunun çok açık olmadığını farkındayız. Yanılsama, göz yanılması, yanlış anlama. Bunu çizeceksiniz. Sınavı da şu anda itibaren tekrar başlatıyorum. Belki size zaman vereceğim diye tekrar başlattı. Abi tamam, açıkladığı iyi oldu da göz yanılması ve yanlış anlamayı bir imgeselde, hareketli bir imgeselde anlatmak biraz, evet, atla deve bir konuydu. Resmen o an şunu düşündüm, hani risk nedir diye sorduklarına boş kağıt veren çocuk vardı ya sınıfta, risk budur diye. Acaba ben de yanılsama budur diye boş kağıdımı versem falan diye, ya dedim Tuğçe o kadar da yürek yeme dedim. Oturdum böyle garanti olsun diye 5-6 tane yanlış anlama ve göz yanılmasını yansıtacak böyle kombine. Tam garantici Tuğçe bir resim çizdim, hani şey böyle adam kör ama yanlış anlamış trafik ışığını, yeşilin beepini duymamış, yeşil yanmadan geçmeye çalışıyor. Yanındaki adam ona bağırıyor, o onun kör olduğunu anlamamış çünkü kör olduğunu belli eden o kolundaki işte 3 noktalı arma, diğer kolunda, o onu görmüyor. Bu arada bir at arabası geçiyor. İşte orada bir çingene var arkasında. Çingene bunlara bağırıyor. Başka bir adam at arabasının arkasından koşuyor. Bir şeyini çaldığını mı zannediyor? Böyle bir karmaşa yarattım ki kafaları karışsın diye, ama işe yaradı neyse ki. Sonra biz İstanbul sınavından çıktık. Ha, bu arada biz İstanbul'a gitmeden önce Eskişehir sınavına falan kaydolmuştuk. Sonra İstanbul'a gittik. İstanbul'daki sınavlara kaydolduk. Benim yanımda da böyle büyük bir belge dosyam var. Belge dosyamı orada kuzenimde bıraktım. İşte nasıl olsa artık lazım değil diye. Buna geri döneceğiz birazdan. Sonra o gün direkt trene bindik. Eskişehir'e gittik. Bir gün sonra Eskişehir'de sınavı var çünkü. Engin arkadaşım da animasyona girmek istiyor Eskişehir'deki. Ben işte grafik sınavına gireceğim. Hani ne olur ne olmaz. Mimar Sinan olmazsa Eskişehir grafiğe girmek istiyorum çünkü. Neyse biz trendeyiz, gidiyoruz. Eskişehir'e vardık. Arkadaşımız aradı, dedi ki kazanmışsınız Mimar Sınavı ikiniz de dedi. Birimiz 5. birimiz 6. mi ne böyle peş peşe kazanmışız böyle. Hatta o kadar kişi için de böyle puanımız 86 ve 86,5 mu ne böyle
böyle peş peşe gene yaklaştım ki şeyde de Yeditepe'de de birimiz ikinci birimiz üçüncü olmuştuk, gene peş peşeydik, böyle çok peş peşe gidiyoruz yani. Biz orada bir rahatladık böyle, bir hem endüstriyel tasarım hem moda hem de grafik bölümü olmuştu. Çok rahatız yani, kendimiz seçebileceğiz. Neyse, Eskişehir'e vardık zaten. Eskişehir'in desen sınavını geçmiştik. Şu an artık bölümlerin sınavına girecektik. Bölümlerdeki ilk sınavda, o zaman bölümlerin hepsinin ayrı ayrıydı sınavı. 10 lirayı veriyordun, giriyordun. Resmen umumi tuvalet gibiydi yani sistem. Parayı basan giriyordun. Her bölüm için 10'ar lira gibi bir şeydi o zaman ücret. İlk de animasyon bölümünün sınavı var. İşte Artürme İnşaatlar falan şey dedi. Ya Tuğçe gel sen de gir. Hani Anadolu'nun sistemini gör bir. Hani ilk girdiğin sınav direkt grafiğinki olmasın. Hem de benim yanımda olursun, destek olursun falan. Beraber girelim sınava. Dedi tamam dedim. Biz animasyonun sınavına girdik. Konu bir geldi. Bende gene bir ters dönme, bir mala bağlama, bir error. Yanılsamadan sonra evet, ikinci error'ümü burada verdim. Çünkü konu bir basketçinin en az 5 hareketiydi. Ben hayatımda ne basket oynamışım ne de izlemişim. Hiçbir ilgim olmayan tek spor olabilir cidden hayatımda, denemediğim. Akşam başladı harıl harıl çizmeye falan. Ben böyle etrafı falan izliyorum. Rahatım zaten, hani şeyim orada, ona destek için girmişim. Millete falan bakıyorum böyle. Nasıl geriliyorlar falan diye böyle pis sırıtıyorum falan. Çok da hoş bir insan değilmişim o zamanlar. Sonra arkadaşım bana döndü böyle yarım saat sonra, ne yapıyorsun gerizekalı dedi. Ya ben basket çizemem, bilmiyorum falan, seni bekliyorum, çiz de çıkalım falan dedim. Ya saçmalama Tuğçe, girdin çiz en azından bir şeyler. Elin açılır hem bir sonraki sınava girmeden dedi, bir sonraki sınav da grafiğin sınavı. Ha doğru lan, niye mal mal oturuyorum, ne kaybedeceğim ki, bir şeyler çizeyim falan deyip. Orada başladım işte, 7 tane poz attım çok hızlı bir şekilde böyle, hani kafamdan düşünüyorum ne yapacak, elinde topla koşacak zıplayacak yani mantık olarak. Bunu yapsam yeter. 7 poz çizdim işte, detaylandırmaya girdiğimde daha 3. pozumdayken sınav bitti haliyle. 40 dakikasını oturar geçirdiğim için. Buradan biz çıktık mutlu mesut. Grafiğin sınavına girdik. En güzel sınavdı. Abi çok güzel. Bize önce bir font verdiler. Tam bu fontun iki katını resmin içinde hiçbir cümle kurmadan kullanaraktan panik kavramını anlatın dediler. Çünkü cümle kurduğunda bir mesaj gönderiyorsun. Bir şike var şeyle gireceği için hiçbir yazı falan kullanamıyorsun. Ama yazı fontunu kullanman gerekiyor ve panik kavramını anlatacaksın. Bence çok güzeldi. Bunu yaptık. O sırada bir de şu an hala devam ediyor bilmiyorum ama grafik sınavının genel kültür sınavı da vardı. Abi o genel kültür sınavında resmen bir Slumdog Milyoner şeyi yaşadım. Bu filmi izlemediyseniz de izleyin. Çıkan tüm soruları bir şekilde bir yerden biliyordum. Böyle resmen şeydi hani, bir yazar sormuş çok alakasız bir kitabın ve denk gelmişti. O kitabı annem bana vermişti. 2 gün önce falan o kitabı böyle bakmıştım, bunu okuyayım falan diye. İşte o sırada bir tane yeni bir şarkıya sarmışım falan. Onun bestecisini sordular. Denk gelmiş bir tane ressamın resimlerine bakmışım. O ressamın işte eserini sordular falan. Her şey o kadar iyi denk geldi ki anlatamam yani. Resmen Slumdog Milyoner'di benim için. Sonrasında da şey vardı zaten, bu matematiksel görsel zeka testleri falan olur ya işte. Bu numara buysa, sonraki numara buysa işte sonraki numara nedir? Yok bu kübün şekli böyleyse sonraki şekli nedir? Falan. Ben bayılırım böyle şeylere. Bu geldi zaten eğlenerek falan yaptı. Benim kadar da eğlenen muhtemelen yoktur. Çok güzeldi. Tam sınavdan çıkacağım. Hoca şey dedi, kağıtlarınızı bırakın çıkış yapın dedi. Ben kağıdı masanın üstüne bıraktım çıkıyorum. Arkadaşım bağırdı kağıdını teslim edeceksin diye. Tam kapıdan çıkıyordum, geri döndüm. Kadın benim döndüğümü görünce böyle panik oldu. Sen dışarıdan mı geliyorsun? Yok dedim, burada dedim, kağıdı masaya bırakmışım, size teslim etmeye geldim. Sen niye öyle yapıyorsun? Ben ne bileyim, seni dışarıdan kağıt sokmana geldim. Ellerim boş, nasıl kağıt sokabilirim? Bir panik oldu, bir delirdi. Ben kağıdı verdim, geldim ki tamam ister sayın ister sarmayın artık sizin insafınıza kalmış dedim. Çıktım gittim, sinir etti beni. Neyse saymış ama daha sonra da. Sonra o gece okulun bahçesinde bekliyoruz çünkü aynı gün sınav sonuçları açıklanacak. Gece 12'de hocalar geldi. O fakültenin böyle L şeklindeki camına sonuçlar asılıyor. Biz koştuk işte Serdar'la en yakın arkadaşıma. Ona bakacağız. Animasyon sonuçları açıklandı çünkü. Ben taramaya başladım. Çat. İkinci sırada Serdar. Direkt arkamı döndüm. O da başka bir camda. O an slow motion birbirimize koşuyoruz. Sarılacağız. Hönök diye kafa kafaya tokuştuk. Sarıldık, zıplıyoruz falan. Kazanmışsın animasyon diye. Çok istiyordu çünkü animasyon. Sen dedi, bakmadım kendime dedim de işte. Ne girmeyi düşündüğümü bilim dedi, de sınavında pek başarılı bir girişimde bulunduğum bir bölüm ama bakmadım dedi. Gel bakalım bakalım dedi. Bir baktık abi, çat Serdar'ın altında ben. Gene biz peş peşe. O ikinci olmuş, ben üçüncü olmuşum. Animasyonu kazanmışım. Ben kalp krizi geçiriyorum. Nasıl oldu diye. Hiç beklemediğim ve gerçekten hiç sallamadığım bir sınavdı. Şaşkınlık içindeyim. Bir de girilmesi zor bir bölümdü zaten. Seviniyoruz falan ama bende bir şey de oldu böyle. Kafam karıştı. Bunu geçiyorum. Anadolu'nun grafik sınavı açıklandı. Benim o çok eğlenerek geçirdiğim sınav. Övünmek gibi olmasın ama bunda da
övünme gibi olmasın deyip hemen övüneyim arkasından. Bunda da birinci olmuşum. Sonra bir süre oturdum düşündüm. Mimar Sinan'da okusam gerçekten maddi açıdan aşırı zorlayacaktı beni İstanbul'da yaşamak. İlla grafik okumak istiyorsam Anadolu grafiği de çok iyiydi ve hani birincilik de kazanmıştım böyle hani annem de şey yapıyor, hani dereceyle girdiğim alan üniversitede okuman daha iyi değil mi falan diyor işte. Sonra Serdar'la konuşuyor işte yakın arkadaşım. O da diyor mantıklı bir şey, geleceği düşünüp bir şey seçeceksen animasyonu seç, ileride iş imkanı çok daha yüksek olacak. Yanında istiyorsan grafiği gene öğrenip yaparsın, yan dal yaparsın ama animasyon hani daha unique, daha eşsiz bir bölüm çıkış yaptığında daha geniş bir skalan olacak falan dedi. Sonra işte artık kaydın son günü geliyor, Perşembe. Cuma'da son günü. Serdar kaydını falan yaptırır. Ben böyle düşünüyorum abi, dedim ki ya tamam animasyon okuyacağım. En mantıklı seçim, hem Eskişehir'de olmam daha mantıklı maddi açıdan. Hem de mezun olduktan sonrasının animasyon daha mantıklı falan diye. Seçimi yaptım. Kayıt olacağım. Sonra neyi fark ettim? Evrak dosyam İstanbul'da. Tüm böyle diplomalarım ve evraklarımla beraber, kayıt için gerekli tüm evraklarım. Neyse Perşembe öğleden sonradayız. Okula gittim ben hemen bunu fark edince. Dedim ki benim evraklarım İstanbul'da yetişmeyebilir. Ben gidip alıp gelemem şu an zaten. Öyle bir vaktim yok. Şu an hani ön kayıt gibi bir şey yapsak ya da kayda açık tutsak ben pazartesiye yetiştiririm evrakları. Pazartesi versem olur mu? Hani ne yapabiliriz dedim. Ne yapabiliriz canım, seneye bir daha girersin dedi. O an işte o ÖSS boyunca yaşamadığım paniği, o sınavlarda yaşamadığım paniği öyle bir yaşadım ki hayatımdan 5 sene gitmiştir muhtemelen 12 günde. Hemen kuzenimi aradım. Dedim evrakları getirebilir misin, yetiştirebilir misin? Ben getiremem dedi. Dur bir şey bulacağım falan dedi. Ne oluyordu tam hatırlamıyorum ama sanırım o gece otobüse binsem sonraki gün dönecek otobüsle gene de yetişemiyordum Eskişehir'e. Minik bir aksilik olsa yetiştiremiyordum evrakları, bir şey oluyordu. En sonunda kuzenim şey dedi. Cuma sabahı Yalova'ya giden mi? Ne bir otobüse vereceğim. Otobüs bunu Eskişehir otogara bırakacak belgelerinizi. Siz oradan alın dedi. Tamam falan dedik. Serdar'la gittik böyle. Otogarda bekliyoruz böyle. Hani otobüs gelecek mi gelecek mi? Aa dedi, şimdi otobüs aradı. Otogara giriş yapmayacak mı? Siz gidin kapının önünde bekleyin dedi. Böyle şeyde otobanda. Orada böyle benzinli bir şey var. Otobüslerin durdu. Gittik orada Serdar'la bekliyoruz. Otobüs geldi gelmedi geldi gelmedi. O zaman da şey değil bu arada. Şimdiki böyle saat 5'e otobüs falan yok. O kadar hani kargolar o kadar hızlı çalışmıyor. Öyle bir seçeneğimiz yok. Yani seçeneğimiz, düşün, en hızlı seçeneğimiz otobüstü. Yıl tabii 1803 olduğu için gene ben anladım. O zamanlar diye bahsediyorum. Neyse. Aa, otobüs göründü, geliyor. Geliyor, geldi, geldi. Bizde bir böyle bir rahatlama. Abi otobüs geldi ve gitti. Böyle resmen gözümün önünde slow motion diye geçti. Biz Serdar'la birbirimize bakıyoruz. Ve o anda şöyle bir şey yaşadım. Run Forrest Run. Otobanda muhtemelen 80-100 km hızla giden otobüsün arkasından ben tabanvay olarak saatte 8 km yaparak koştuğumda siz burada matematik hesabı yapın. Ama öyle bir koştum ki resmen geleceğimin önümdeki bir senenin ardından koşuyordum. Gözlerde yaş, duygular yükseldi. Peki ne oldu dersiniz? Ben koşuyorum. Yanımda bir taksi yanaştı. Taksiyle böyle birbirimize bakışıyoruz. Ben koşuyorum, o sürüyor. Gelecek misin dedi. Benim de kafa basmıyor. Bindi mi taksiye, otobüs durmazsa arkasından takip et otobüs falan de. Hayır dedim, koşuyoruz. Adam da bana bakıyor. Adam şaşkın. Bence çok aptal bir görüntü oldu o sırada. Otobüs durdu. Birileri indi. Mavin geri birdi. Ben öyle bir koşuyorum ki bağırmaya çalışıyorum dedi. Gördüler beni böyle, Mavin kalp krizi geçirecek bana bakıyor. Ben kıpkırmızı olmuşum. Haber hadi bir orada bir 5 dakika koşmuşumdur ama böyle koşmadım hayatımda. Gittim, konuşamıyorum. Otobüsten birkaç kişi indi, bana su falan veriyor böyle. Dayandım oraya, kalp krizi geçiriyorum. Serdar da arkadan böyle koşarak geldi. Anlatmaya çalışıyor durumu çünkü bende nefes yok, konuşamıyorum bile. Belgem, sizde belgem. Ya tamam ya, ne panik yaptım, biz zaten bırakacaktık bunu diyor. Ya bir git, ne bırakacaktık, toplandı gidiyordu otobüs, bırakacaktık biz bunu diyor. Belgeyi aldım ama resmen çöldüsü bulmuş bir insan, seneler sonra sevdiğine kavuşmuş bir Mecnun, aya gitmiş bir roket kadar mutluyum. Öyle hissiyatlar yaşıyorum aynı anda. Neyse, mutlu mutlu evraklarımızı aldık. Tramvayımıza bindik. Orada bir titreme, kalp krizleri işte falan. Bir yarım saat vücudum onu etkisini atamadıktan sonra üniversitemize gittik ve animasyon bölümüne mini kampsimizin kaydını yaptırdık. Burada Çizim ve Sohbet 3'ü sona ermiş bulunuyoruz. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizinle yeni bir bölümde çok yakında görüşmek üzere. Hoşçakalın.